Biliyorum. Sizin de söylediğiniz gibi görüntülerde kimin küfür ettiği, kimin saygısızlık yaptığı çok açık ve net şekilde. Volkan ne gerek var son dakikada? Niye böyle yapıyorsun? Gayet ılımlı bir şekilde söylemem ben. Yani anneme ağza alınmayacak şekilde küfürler etti. Bir de düşünün o günde anneler günü. Oradaki bir kelime de kullansanız Allah korusun yani cinayet bile çıkabilir. Ben de orada çok sinirlendim. Kendimi tutamadım. Verdiğim görüntülerden dolayı özür dilerim ama o anki sinirime hakim olamadım. Ama dediğim gibi dışarıda da X bir şahıs aynı şekilde bana öyle kelimeler kullansa ben de aynısını yaparım. Ben Galatasaray Kulübü'nün, Galatasaray gibi büyük bir camianın kaptanıyım. Futbol takımının kaptanıyım. Bu sorumluluğu, bu bilinci her zaman biliyorum. O yükü de, o tatlı yük de beni hiçbir zaman yormuyor. Ben nerede, nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyorum. Volkan'ın da çıkıp yalan beyanlar verip benim küfür ettiğime dair bir yalan beyanlar verdiği için de onu kınıyorum. En kısa zamanda bunu düzeltmesini bekliyorum. Yoksa ben Volkan diye birini tanımıyorum. Dediğim gibi ben Galatasaray Kulübü'nün kaptanıyım. En iyi şekilde kulübümü temsil ederim. Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Dün akşam bir yemekteydim arkadaşlarımla. Bana da mesajla gönderildi. Tabii o kendi karakter yapısı, kendi terbiyesizliği düşünüyorum. Artık Fenerbahçe Kulübü'nün kendi içerisindeki sorumludur o. Bizi ilgilendirmiyor. Yaptığı tabii kimse tarafından hoş karşılanacak bir şey değil. Bu arada arkadaşın sorusuna da gelince hani futbol terörü bir kez daha sahnedeydi. Hani her zaman söyleyeyim mi? Ölümün rengi ve takımı olmaz. Arkadaş kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz. Dediğim gibi biz saha içinde bazen agresif olabiliyoruz, adrenalin dolu olabiliyoruz ama hiçbir zaman bunu saha dışındaki taraftarların böyle gereksizce hareketler yaparak, yani bir insanın canına kıymak, kimse kimseye böyle bir şey yapamaz. Yani bu bırakın futbol için normal bir şeyde, normal bir olayda bile olmaması lazım. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz. Tekrardan kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.